Tekrar merhaba, tekrar karşınızdayız. Evet, evet, hemen yapalım bunu. Biraz önce bizi bir amcamız aramıştı diyor bakanımız, bir büyüğümüz aramıştı. Evet, onun numarası hemen burada. Bu numarayı, çok özür dilerim, kopyaladık numarayı. Gönderiyorum müsaadenizle. Bahsedeceğim size ne olduğunu. Evet, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız, bakanımıza teşekkür ediyoruz Sayın Tolga Atakan'a. Biraz önce bizi arayan Osman Mausalı'nın sıkıntısını, şikayetini dinlemiş arkadaşlar. Kendilerine bildirmişler. Onlar da bizi ve teşekkür ediyoruz. Biz de bizimle ilgilendiği için çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşla ilgilendiği için, bizimle derken programımızla değil tabii ki. Kesinlikle vatandaşla ilgilendikleri için. Ben saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kemal Gözay Başkanım, günaydınlar. Ramazan Hızır, günaydınlar. Evet, Emir Karaca. Araç kayıt dairesinin önündeki rezilliğe randevu sistemi verseler diyor. Millet beklemesin. Güney Kıbrıs'ta öyle yapıyorlar. İnternet dün bize Larnaka'da yaşayan bir kardeşimiz mesaj atmıştı, Sayın Gusella. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz tabii ki. Çok önemli bir mesajdı tabii ki. O da okuyabilirim. Cengiz Gusella Güzelay'ın mesajıydı. Buldum mesajı. Orada nasıl? Larnaka'da arabama seyir seferi 27 Mart'ta bitmişti. Çıkardılar. Tekrar muayene içinde 28 Mayıs'a mesaj verdiler. Şerife Veysi Olgu, günaydınlar. İyi yayınlar Şerifeciğim. Selamlar. Bir kez daha Allah rahmet eylesin babacığını, nurlar içinde uyusun. Veysi abimizi, Gaziveran'dan sevgili Veysi abimize selamlar ettik. Onun ailesine tabii ki, Veysi abiyi kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin. Evet, selamlar, saygılar. Gazetelere geçebiliriz. İlk gazetemiz Haberci. Ve Haberci gazetesinin manşetinde çok güzel bir haber var. Başlık çok güzel, yaşamdan yaşama diye. Uzun yıllar Kıbrıs'ta yaşam süren ve şu anda İngiltere'de yaşayan Yaşam Aya Vefe tüm servetini insanlık için harcıyor diye yazmışlar. Hayatı filmlere, belgesellere konu olacak biri diye yazmış gazete. Hayatta güzel şeyler de oluyor. Covid-19'la mücadelede bizi unutmadı. Sivil toplum örgütlerine, ihtiyacı olan bireylere yardımda bulunan, hayırseverliğiyle anılan iş insanı AYVF, Covid-19 salgını süresince bu yardımlarını sürdürmeye devam etti. AYVF, gerek bu topraklarda doğan, gerekse rızkını bu topraklarda kazanan iş insanlarının ileriki yıllarda geriye dönüp baktıklarında vicdanen rahat olabilmeleri ve gelecekte bu ülkenin insanlarıyla aynı havayı, aynı güneşi paylaşabilmeleri için kötü gün dostu olduklarını göstermeleri gerekmektedir, dedi. Sadece Kuzey Kıbrıs'a değil, Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve Makedonya gibi ülkelere 2 milyon euronun üzerinde
maddi değeri olan tıbbi yardım malzemesi desteğinde bulunan IVF, önce insan prensibiyle hareket etmeye devam ediyor. IVF ayrıca ülkemizde öğrenim gören Türkiye ve üçüncü ülke öğrencilerinin çeşitli ihtiyaçlarını da karşıladı. Bunların yanı sıra çok sayıda ihtiyaçlı vatandaşa kira yardımı ve temel ihtiyaç malzemeleri de sağladı. Çok teşekkür ediyoruz ona da tabii ki. Bu ve benzer güzel insanlara da saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz tabii ki. Böyle zamanda bunlar oluyor. Bakan Pilli Anneler Günü için çağrıda bulundu. En güzel hediye anneleri korumak. Lütfen, çok sakin. Evet, Maliye Bakanı amcaoğlunun çizdiği tablo pek iç açıcı değil ama amcaoğlunu kutluyorum dürüstlüğünden dolayı. Geri ödemelerle ilgili bir takvim yok dedi. Ödeyeceğiz, anayasal haktır. Ama takvim yok. Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kolordu Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk'le görüştü. Evet, askeri kışlalarda ve yurtlarda askerler 21 gün karantinada tutuluyor. Bugün bunlar yazıldı Haberci'de. Afrika gazetesindeyiz. Korona günlerinden maskeli bir hatıra anı daha. Korona günlerinden maskeli bir hatıra daha. Emret komutanım. Hükümetin bilgisi dışında adaya gelen askerlerle ilgili kamuoyunda derin endişeler uyanınca Ersin Tatar, Kudret Özersay ve Ali Pilli, Kolordu Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk'ü makamında ziyaret ederek bilgi aldılar ve ortak bir açıklama yaptılar. 15 Mayıs'a kadar askeri personelin haricinde asker ailesi gelişi yapılmamasına, 15 Mayıs'ta ise KKTC vatandaşlarının deniz yoluna gelişine dair bir açılım yapılması halinde asker ailelerinin gelişine de izin verilebileceği belirtildi. Tabii herhalde karantina şeklinde olacak. Evet, Afrika ve yeni düzende bu haber bu şekliyle verildi. Emret komutanım diyor Afrika gazetesi. Korona günlerinden maskeli bir hatıra diyor ve yeni düzende sas duruş diye vermiş bugün. Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli Kolordu Komutanlığı'na giderek Tümgeneral Sezai Öztürk'le görüştü. Bu hafta ülkemize askeri personel ile birlikte istisnai olarak sadece 28 aile mensubu gelmiş, askeri personelden ayrı olarak ordu evinde karantina altına alınmıştır. Başbakanlık adına yapılan açıklamada kamuoyunun ülkeye girişlerin kontrollü ve karantina kurallarına uyularak yapılması konusundaki hassasiyetini anlıyoruz, haklı buluyoruz, görüşü de dikkat çekti. Evet, kamuoyunun ülkeye girişlerin kontrollü ve karantina kurallarına uyularak yapılması konusundaki hassasiyetini anlıyoruz. Çok hassasız bu konuda, çok. Titredik yani dün. Dün herkes isyan etti dün. Yani ava gidesim geldi dün mesela. Evet. Evet. Bu arada ağlamayan çocuğa meme yok atasözünü hatırlattı. Hemen ilgilenildi ilgili kişiyle, bizi arayan kişiyle ve biz bakana da tabii ki şikayetini dile getiren Osman Mausalı'ya da teşekkür ediyoruz. Artık en azından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'na güvenmeye başla. Süt beyazdır derse Tolga Atakan, inan ki süt beyazdır. Öbürleri de ilgilenirse aynı şekilde sorunlarınızla ve çözülürse onların da süt beyazdır dediğinde en azından ona inanalım. Türk lirası yoğun bakımda diyor bugün yeni düzen. Döviz kurları dün son zamanların en yüksek rakamlarına ulaştı. Sterlin 9'a dayandı. Euro 7.73'ü buldu. Dolar 22 ayda en yüksek seviyesini görerek 7.15 oldu. Evet, ekonomist Berkan Tokar, Başbakan Tufan Erhırman'ın eski müsteşarlarındandı Berkan kardeşimiz. Ne olacak bu döviz kurunun hali diyor ve ayrıca bu konuda
geniş bir yorum yaptı Yeni Düzen gazetesi, haber hazırladı Yeni Düzen gazetesi. Ayşem Çelebi, Erdal Güryay ve Mertkan Hamit, ekonomist Mertkan Hamit, döviz stoku 30 milyar dolar eridi. Ekonomist Doktor Ayşem Çelebi, enflasyon artacak, döviz yükselmeye devam edecek dedi. Ve Erdal Güryay hocam diyor ki döviz patlayacak, biz izleyeceğiz diyor. Çok güzel bir haber. Ve ne olacak bu dövizin hali? Evet. Para ve bankacılık konuları kendi uzmanlık alanım tam olarak içerisinde olmadığından dolayı genelde ekonominin bu alanı fazla ilgimi çekmez. Ve bu alanda yorum yapmaktan uzak durmaya çalışırım. Ancak son bir haftadır döviz kurlarının artışı o kadar dikkat çekici bir noktaya ulaştı ki bu konudan uzak durmak benim için de mümkün olmadı diyor Berkan Tokar. Mutlaka okuyun. Halkımız endişeli diyor Cemal Özyiğit hocam bugün. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, deniz limanlarından ülkeye yapılan girişlerin toplumda haklı olarak tedirginliğe neden olduğunu belirterek, iki aydır evine kapanan, işinden aşından olan olağanüstü günlerden geçen halkın bu tür risk içeren gelişmelerden rahatsız olması gayet doğaldır dedi. Başbakan Tatar, koordinasyon ve uyum içerisinde hareket edilmiştir diyor. Tüm General Sezai Öztürk'ü ziyaret burada da yer aldı. Güneyde 6 yeni vaka tespit edildi. KKTC'de 20 gündür yeni vaka yok. Tabii inşallah olmaz bu gidişlerle, bu gelişlerle inşallah olmaz. Görme yetisini kaybeden KKTC vatandaşı hasta, özel uçakla götürüldüğü Türkiye'de tedavi edildi. Ünal Üstel el birliği ile turizmi ayağa kaldıracağız diyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası okullara salgın ile mücadelede ek bütçe ayrıldı mı diye soruyor. Ben de sevgili Kıtöse sormak istiyorum. Bu soruyu sorarken ne içtiniz? Su, ayran, ayrana benzeyen başka bir içecek, renk olarak su karıştırıldığında ayran gibi oluyor. Görüntü biraz daha hafif böyle açık ama ne parası kardeş? Ne parası? Hani? Nerede? Hani? Var ya o şarkı. Nerede? Para yok. Eneşi driyalya. Eneşi kotor. Kotor pengsol. Bitti para. Yoktur para. Memur da bu ay sonu. Maskara. Yani çünkü eneşi driyalya. Eneşi maaş. İnşallah ödenirler. Korku vermek gibi olmasın. Felaket tellalı çıktın sen de televizyona. Manyak manyak konuşun. Nedir be söylediğin diyebilirsiniz. Ama en eşidir yalya. Yani. İngiltere Türkiye'den gönderilen ürünlerle ilgili sorun olmadığını teyit etti. Öyle bir şey yok. Dün İngiliz medyası yazmıştı ama İngiltere öyle bir sorunumuz yok dedi. Tabii medyada bu haberlerin yayınlanması bile dövizi çok ciddi şekilde sarsabiliyor. Seçim için makul süre 6 ay dedi Teberüken Uluçay. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Orada görüşülecek, tartışılacak ve gerekirse meclis başkanı olarak ben de orada görüşlerimi söyleyeceğim. Ama çok açık ve net söylüyorum, komitede de söyledim. Meclis başkanı olarak bu sorumluluğu üstüme aldım. O günlerde belirlenmiş seçim takvimini çalıştıramadık, çalıştıramazdık. Biz meclis olarak böyle bir adım attık, sorumluluğunu üstümüze aldık. Anayasa Mahkememiz kendisine gelen konuya ne karar verecek onu bilemem dedi. Seçim 2 ay sonra da olabilir. Ekonomik çarkların birazcık dönmesi ve daha sonra öngörülen seçim tarihinin 11 Ekim olması mantıklıdır diye düşünüyorum. Ama Anayasa Mahkememiz hukukun önüne geldiğinde nasıl bir karar alır onu bilemem tabii. Müdahale etmek de istemem diyor. Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs için 2020 yılında ekonomik durgunluk öngörüyor. Bütün dünyada ekonomik durgunluk yaşayacak. Kimine göre Türkiye'ye özel izin, kimi ise Güney Kıbrıs'ta mahsur, detay öyle yazmış. Kimine Türkiye'ye özel izin, kimi Güney Kıbrıs'ta mahsur. Evet, yaklaşık 10 yıldır diyabet hastalığıyla mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde hastalığa bağlı ani görme kaybı yaşayan 46 yaşındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı İbrahim İrek
uçuşların yasak olduğu COVID-19 salgını döneminde özel uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi edildi. İbrahim İrek'in oğlu Esat İrek, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada babasının gözünde başlayan ani görme kaybı nedeniyle KKTC'den Türkiye'ye uzanan sağlık mücadelesini anlattı diyor. Detay Kıbrıs Bugün. İlaç stokları tükeniyor. Ubanayamo şeklinde verdi bugün Kıbrıs gazetesi manşetini. Ubanayamo'yu ben uydurdum. Yani aman tanrım sementa. Koronavirüs salgınının vurmadığı sektör kalmadı. Ülkede başta kanser hastalarının kullandığı ilaçlar olmak üzere birçok ilaç bitti. Mevcut ilaç stoku da azaldı. En eşi İdrialya, eşi maskara, bu El Tabuti ya Tahtaliköy. Çünkü başka şansımız yok. Bu yüzden ben diyorum ki ve arkadaşlar zorlayın, çok zorlayın. Acil çözüm. Kıbrıs sorununu çözmek zorundayız. Çünkü olacak gibi değil artık yani. Evet, Birleşik Krallık'ta geç alınan önlemler nedeniyle 91 Kıbrıslı Türk'ü kaybettik diyor Londra temsilcimiz Oya Tuncalı. Ve Başbakanlık COVID-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, normalleşme sürecinde hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulmamasının risk yarattığını vurguladı. Ali Pilli kınıyorum demişti Sayın Sibel Siber'i. Ben de kınıyorum bugün. Meclis tutanaklarına geçmez zaten. Çünkü Sayın Sibel Siber ondan sonra demişti ki çıkarsınlar tutanaklardan, kınamayı geri alsınlar falan filan. Benim televizyon ekranında kınıyorum sizi Sibel Hanım. Çok 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 sevdiğim bir insansınız, açık açık söyleyeyim. Ama Türkiye'den gelişlere hiç sesinizi çıkarmadınız. Sizin de üyesi olduğunuz, hatta başkanı olduğunuz Koordinasyon Konseyi Başkanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda sadece KKTC vatandaşları gelecekti buraya. Siz de askere hiçbir şey söyleyemediniz. Çünkü siz de herkes gibi korkuyorsunuz. Benim söylediğim budur. Korku derken bu bir şeyden korkma değil, siyasi gelecek endişesi. Aman askere bir şey söylemiyoruz, askerimize, komutanlarımıza bir şey söylemiyoruz ki. Onlar bizim başımızın tacıdır. Ama burada bir risk vardır. O riski vurgulamak lazım. Bizim için başka hiçbir risk yok. Çünkü burada bu iş temizlendi. Gelenlere çok dikkat etmek lazım o zaman. Vatandaşın da dün paniğe kapılma sebebi buydu. Yani en eşi Driyalya, eşi Karagöz İburaş'la bir belik. Biz olduk yani. Değil mi? O zaman ben de bu konuda siyasi gelecek endişesi gütmeden bütün siyasilerin Cemal Özyiğit gibi korktu insanlar ya diyebilmesini beklerim yani. Beklerdim. Evet. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tolga, COVID-19 nedeniyle kapatılan işletmelerin çözümü teknolojik yollardan hizmet vermekte bulmasının ileriki günlerde işsizliğe yol açabileceğini belirtti. Tabii üzerinden şey yapacaklar yani atlayacaklar. İnternet üzerinden. Dükkanlar açıldı ama esnaf 5 kuruşluk satış yapamıyor. Biz bittik. Sadece bittik de diyebilirdiniz. Bittik. Bitik değil. O şeyle ilgili, sünnet öncesiyle alakalı bir sıkıntı. Bittik. T iki tane. Biz bittik. Gizli özne. Bittik deseydiniz ama herhalde satırı doldurmak için olacak. Güzel oldu. Başlık güzel. Diyalog gazetesindeyiz. Akrabasını ziyarete giden eşini sen başka yerdeydin diyerek dövmeye başlayan kişi hızını alamayıp 22 santimlik bıçakla ölüm korkusu yaşattı. Yok ederim. Evet, bu da güzel bir haber. Güneydeki okullar 11 Mayıs'tan itibaren açılıyor. Güney Kıbrıs'ta Nepalli bir genç ev arkadaşını öldürdü ve Lefkoşa'da uyuşturucu satışı yapmakla suçlanan Nijeryalı iki zanlı yakalandı. İhbar edilmişler. Kriz içinde kriz var. Yeni Bakış'ın manşeti bugün böyle. Döviz kurları rekor seviyeye ulaştı.
Koronavirüs nedeniyle toplumun içinde bulunduğu zor durumun üstüne tuz biber oldu. Bu şartlarda kira ve bankaya borcu olan vatandaşların borçlarını ödemesi ihtimali neredeyse kalmadı. Evet, böyle bir durumda aklımıza şarkı bile gelmez yani. Güller ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve bilmem ne. Gittik bittik arkadaşlar. Var mı bunun başka türlü bir izah tarzı? Yani Süleyman Demirel yaşasaydı öyle soracaktı. Petrol vaatı da biz mi içtik? Para vaatı da biz mi yedik? Para yok para. Para yok kardeşim, memlekette para yok. Kriz içinde kriz var. Profesör Doktor Erdal hocam söylüyor. Evet. Koronavirüsün ardından ciddi anlamda bir ekonomik krizin görüldüğünü ifade ediyor Erdal Güryay hocam. 2 yıl önce aynı durumla karşı karşıya kalındığını söyleyerek kiraları TL'ye çevirerek sabitlemişlerdi. Bence şu anda en doğru yapılacak şey budur. Hükümet giderini karşılayacak geliri toplayamıyor. TL faiz oranlarının yakın zamanda yükseleceğini öngörüyorum. Evet. Dövizin beklenmedik bir şekilde yükseldiğini söyleyen Hürrem Tulga da bunun anlamı pahalılık ve alım gücünün düşmesidir dedi. Hayatta kalmak için tutunmaya çalışan işletmelerin hayatta kalamayacağının açık ve net bir şekilde ortada olduğunu da söyleyelim diyor. KİTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora, vay hocam vay günaydınlar. Toplumun merak ettiği sorulardan bir tanesinin salgın süreci sonrasında önlemlerin eğitim alanında nasıl uygulanacağını olduğunu belirterek okulların gerekli ihtiyaçları temin edebilmesi için ek bütçe ve uygulayabilmesi için ek istihdama ihtiyaç vardır dedi. Okullara ek bütçe ayrıldı mı? Şimdi gazeteci arkadaşlara bir tüyo vereceğim. Arayın belediyeleri lütfen. Çünkü aklıma ek tedbir geldi. Şimdi bazı belediyeleri arayın, görürsünüz böyle. Astronot gibi giyinmiş, yani koruma elbiseleri giyen belediye işçileri ilaçlıyorlar. Geçen gün bir belediyede gördüm, bol bol ilaçlılar. Hangi belediye olduğunu söylemem. Dedim aman kardeş dedim de ayaklarıma da geliyor. Bir eczanenin önündeydim. Sırada beklerdim. Şey ne derler, sosyal mesafe, maske, her şey tamam. Ayaklarıma geldi be kardeş dedim, gene yani bir şey olmayacak inşallah. Böyle yaptı bana. Abi dedi, bunun içinde sadece su var. Nasıl yani dedim. Sonra tabii gazeteci olmanın avantajları, belediye başkanı arkadaşla telefonda konuşurdum. Dedim nedir? Yahu dedi, ilaç mı kaldı? Au dedim kendi kendime. E dedim, what is this? Dedi, this is a pencil. Yok dedim, o değil. Yani nedir bu olay? O da dedi ki, yok yok. İlaç yok. Azaldı. Ama sorun değil. Neden? Çünkü kimyasal sıkıyorlar zaten. Yani o kötü bir şey. İyi bir şey değil. İyi bir şey değil. E ne yapacağız, ilaç yok? E neşidir yerli. Para da yok. E ne yapacağız? Hasan Taçoy Bakanım diyor ki, haftaya gelecek para inşallah. Gelecek. İnşallah. İnşallah. Bekledim de gelmedin. Yollarını gözledim. Ekonomimizi bir yerlere taşıyacağız diyor Sayın Başbakan. Patates üreticileriyle görüştü. Evet, ekonomimizi bir yerlere taşıyacağız diyor. Bir yerlere taşıyacağız. Demek ki Başbakan da doğruyu söylemeye başladı. Bir yerlere, ama ne olduğunu söylemedi. İyi yerdir inşallah diye düşünüyorum. Hedefimiz en kısa sürede geri ödemek diyor Sayın Maliye Bakanı. Konuşmuştuk bu meseleyi. Başbakan Tatar, Özersay ve Pilli tüm General Öztürk'le görüştü. Evet. Bu sabah kolordu komutanı diyor. Dün sabah olması lazım herhalde. Güney ve Yakın Doğu Üniversitesi. Güney ve Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Güney ve Yakın Doğu nasıl olur? Herhalde Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Işıksal, Türkiye sondaj çalışmalarını devam ettirdiği sürece Türkiye'yi durduracak bir güç yok dedi. Sayın hocam, herkes kaçtı zaten yani bölgeden.
Bir tek Türkiye kaldı. İnşallah gazı bulurlar, tek başlarına alsınlar, tamamdır. Evet, başbakanlıkta futbolun geleceği de konuşuldu. Herhangi bir karar yok. Gidişatı izleyeceğiz diyor. Turizm Bakanı Ünal Üstel, turizmi ayağa kaldıracağız diyor. Bravo. Bankalar Birliği ile çok oluşumlu görüşmeler yaptılar. Kapalı sektörler desteklenecekler Faiz Sucuoğlu. Bravo. Nasıl yapacaklarsa bilmiyorum ama yani yapacaklar ya, bir şey değil. Evet, Haberatör'de de Amcaoğlu hiçbir takvim ortaya koyamıyoruz dedi. Koyamıyoruz. Devam edelim diğer gazetelerimize bakalım. Avrupa koronavirüs salgınında yaşlı insanlarını evlerinde ölüme terk ederken ana vatan görme yetisini kaybeden KKTC vatandaşı İbrahim İrek'i özel uçakla götürdüğü Türkiye'de tedavi etti. Ya bir kere ana vatan götürmedi özel uçakla. Mete Özmerter götürdü. Ama olsun, işte devlet diyor Hakikat gazetesi. İşte devlet. İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya bitersin. O durumdayız şu anda, işte devlet dediğimizde. Türkiye'de tabii ki büyük bir devlet var. Evet, Girne Belediyesi en güzel bahçe ve balkon yarışması düzenliyor. Bravo, moral verici bir şey. Dolar pırladı, sterlin pırladı. Devam edelim. Birkaç gazetemiz daha kaldı, onlara da bakalım. Salgının kıskacında acı hikaye diyor Halkın Sesi. Ve İngiltere'de koronavirüse 29-26 yaşında canını kaybeden Sonya Kaygan'ın hikayesi. Tabii köyünde, evinde burada gömülmek ister. Allah rahmet eylesin. Ada TV'de canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara ile küs olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Kukla olmam dedi. Kimseye ben küs değilim. Ama kukla olmak için de seçilmedim. Evet. İngiltere'de 91 Türk diyor Oya Tuncalı temsilcimiz ama 95'i geçmiş. Rehavet felaket senaryosu doğurur dedi Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı. Yani Cafer Abida sağlıkla ilgili yorum yapıyor. Rehavete girmeyelim diyor. Olabilir, olabilir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ülkeye önceki gün yapılan girişlerle ilgili açıklamada bulundu. 578 kişi ülkeye giriş yaptı dedi. 25 sivil, Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla gelen, ülkemize giriş yapma izni olan, sağlık amacıyla Türkiye'ye giden ve dönen insanlardır. Bu kişiler Malpas'ta karantinadadır. Geçen gün 8 kişi gelmişti, onlar da Malpas'ta karantinada diyor. Bugün, evet, ama askerler, onlar kendi kendilerinin karantinaları yaparlar. Tabii ki, evet. İddiaların aksine KKTC'ye giriş yapan askeri personelin karantina kurallarına uyduğu açıklandı. Zaten biri aksini iddia etmemişti. Çok daha iyi karantina koşulların olabileceğini de söyleyebiliriz askerde. Ama sorun devletin aldığı karara uymamasıdır burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Anladın? Mesele oradadır. Protokoller uygulansa taş gibi ekonomimiz olacaktı diyor Erhan Arıklı hocam Volkan'ın manşetinde. Ve 14 Mart öncesine dönemeyeceğiz diyor Olgun Amcaoğlu Kıbrıs manşetin manşetinde. Benim işim hayal satmak değil. Çok güzel. Takdir ettiydim. Biraz önce de tekrar söylüyorum. Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve beraberindeki heyet Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. KKTC üniversitelerin yaşadığı sıkıntıları ve aldıkları önlemlerden bahsetti. Evet. Derviş Gezer diyor ki adaya 150 giriş yapılacak. Bir gün aniden. Bu arada Tibuk'un oğlu da gelecek ve bu girişler sınırlar kapalı iken olacak. Ertesi gün bakanlar kurulu toplayacaksınız. Giriş prosedürü konuşacaksınız. Artık hiç uğraşmayınız diyor. Yani
Yalan da yazmıyor yani. Doğruyu yazıyor işte. Olay bu. Bizi kızdıran bu. Şimdi Serhat İncirli'nin de yazısını okuyalım. Evet, geçelim okuyalım. Kemal Gözay'a selamlarımızı iletmiştik. İnsanları ağız burun kapamaya mahkum eden bir virüse teslim olmuşuz diyor Hüsnüye Emel Özer. Ama hala yüzümüzün tamamını kaplayan o değişken maskeleri atamıyoruz. İki yüzlülüğe, işimize geldiği gibi konuşmaya, kendi kendimizin bile inanmadığı yalan ve aldatmacalarla yılları geçirmeye, gelecek nesillerin geleceğini karartma pahasına devam ediyoruz. Ceketimizin düğmelerini yerli yersiz iliklemeye devam. Ne güzel yazdın. Ellerinden öpüyorum Hüsnü ablacığım. Şener Dağgül, Serhat kardeşim ben ekonomiden anlamam ama güçlü ekonomisi olan devletlerin parasının düştüğünü bugüne kadar görmedim. İyi yayınlar. Aynen öyle. Olay bu. Eralp Atayol, günaydın Serhat'ım. Ben Pile'den, madem her şey normale döndü Pilelilerin için kapıları açmazlar. Yoksa KKTC hükümeti artık Pileliler istemiyor. Konuştuk Eralp Atayol bu meseleyi geçen gün çok fena bir şekilde. Bayağı kızgın bir şekilde konuştuk bu meseleyi biz Sombil abimden. Ama biz dedik Sombil abiye bu hükümet çok sert tutar kapıları açmaz da bilmem nedir da odur da bulur da dedik. Kızdık da Sombil abiye. Lak diye. Onun için ben bütün Pile'ye diyorum ki ne söyleseniz haklısınız, ne söylerseniz artık, ne diyeyim artık. Alerjin mi var ana vatandan rahatsızsın, rahat ol, gurur duy diyor Ali Kayfeci. Ben ana vatandan hiç rahatsız olmadım bugüne kadar. Çok saçma bir mesaj bu Ali Kayfeci, öyle bir ifade de kullanmadım hiç. Mehmet Eray Hacı Arif, hani bundan sonra gelenler Merit Otel'e gidecekti? Yani bazıları gitmeyebilir. Hakan Okan Erdemsiz, özü sözü bir olanlara günaydın. Günaydın Okan Erdemsiz. Evet, haplar tükenmektedir. Ben ve halkımız ne olacak? Lütfen hükümetimiz erken bir çözüm bulsun diyor Nazime Abdullah. Evet, haplar bitti. Bahsettiğiniz anlaşma olsa bile kendi federal bölgesinde sizce aynı benzer politikalar ve politikacılarla nereye kadar değişim olabilecektir? Diğer taraftan Rum ile bazılarının pazarladığı Kıbrıslı konsepti de yürümez. İki farklı dili ve cebi olan ülke birlik olamaz. Açıkçası ilk önce kendimizi düzeltmekten başka çare göremiyorum dedi. Kendimizi bu şekliyle nasıl düzeltelim Aytaç Ali Baklacı? Bu şekil ile nasıl düzeltelim yani? Biz nasıl düzelteceğiz? Nasıl? Özgür Deniz, borcu olan, ha, bu başka bir reklamdır. Erdinç Ökten telefon numarası dedi. Erdoğan Karakaya, günaydın. Kardeşim Ömer ile seni izliyoruz. Selamlar ediyorum Erdoğan Karakaya. Sev sev sevde, sabah güneşi, günaydın. Sev sev sevde, aynen böyle isim. Sev sev sevde. Mustafa Sakallı, günaydınlar. Başbakanlık barış kuvvetlerine mi yoksa GKK'ya mı bağlıdır? Emir ve direktifleri oradan mı alırlar diyor, soruyor. Böyle olmaması lazımdı tabii ki. Bu eleştiriye yer vermemek lazımdı. Yani sayın komutanım bir gelseniz de konuşsanız, konuşsak lütfen deseydiniz keşke, ama tabii ki bu alemde haddini bileceksin derdi. Kimdi o şarkıcı? Serdar Ortaç mıydı? Yok, o biriydi. O bir arkadaşıydı. Unuttum adını ama sonra öğrenirik. Uçak, gemi, helikopter bilmem ama diyor Ahmet Tömay. Nedir Ahmet Tömay'cığım söylediğin kardeşciğim? Dur bakalım, bakalım mesaj göndermiş bize Ahmet Tömay. Uçak, gemi, helikopter bilmem ama hava balonu ile gelinebilir mi? Yok, dün onu da söylemiştik. Almanların o eskiden yaptıkları zeplinlerden alacak bir tane, o gelebilir. Çünkü uçak olmaz, gemi de olur. Kubilay yoldaşım, başkanım, günaydın. Hünalp Berkant Lefke'den günaydın. Halil Tacan Iskordo, ülkemize gemiler dolusu insan geliyor, merak ettim. Hasta evladına gidemeyen işçi baba evladına gidebildi mi bilmem. Ben de merak ettim, sormak lazım. Uğur Kambur, mutlu cumalar size de efendim. Mutlu cumalar. Evet, mutlu cumalar dedik. Başka bir şeyimiz varsa
bakalım. Daha önce söylemiştim, yurt dışında kalan vatandaşların geri dönme durumu için. Avustralya çok uzak bilmem dedim ama 2 gün önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını uçakla alıp götürdü. Bunun içinde Kıbrıslıları da dahil ettiler. Çok iyi bir durum bence. Türkiye Cumhuriyeti her yere yetişmeye çalışıyor ama biraz sabır diyor Onay Başel. Evet, bazı Kıbrıslıları da almış Türkiye, Avustralya'dan Türkiye'ye götürmüş. Herhalde onlar gelecekler önümüzde. Evet, Ahmet Erensoy, abi senin Girne Kalesi işin oldu, vazgeçtim Ahmetciğim çünkü ekim yapamayık içine. İzin vermez Eski Eserler Dairesi. Yoksa fiyatta anlaştıydı. 4 isterlin, isterlinde yükseldi yani. Ama 4 isterlin vereceydim 10 sene öyle gider oraları. 4 isterlin Girne Kalesi. Salih Canseç, günaydın kardeşim, günaydınlar. Programa katılacağım. Telefon numarası lütfen. Bir telefon numarası yazar mıyız ekrana lütfen? Kaçtı bizim numaramız sevgili Örsan? Sevgili Örsan, evet, 0533 829 99 19. 0, bir dakikacık. Bir dakikacık. 0533 829 99 19. Ben de yazdım. Evet. Şimdi geçelim Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısına. Ne yazmış? Bakalım Serhat İncirli. Kıbrıs sorunu çözülmezse yaşasın pandalar. Evet. Bunu yazmışız bugün. Facebook'ta da paylaştık. Okuyalım, sonra araya gideceğiz. Yani bizi arayacak olan aradan sonra arasın. Erdinç Bey, bizi arayacaksanız aradan sonra. Evet. Ekonomide temel teorilerden birine göre sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomide hem faizi hem döviz kurunu kontrol etmek mümkün değilmiş. Ama bir ülkenin ulusal para biriminin değer kaybetmesinin çeşitli nedenleri vardır. Para biriminin değer kaybetmesinin sebepleri arasında elbette piyasa dengesinin, TL alımlarının, döviz satışlarının çok büyük ve karmaşık ilişkisi vardır. Ama bundan daha da önemlisi, ülkenizdeki demokrasinin, adaletin, sosyal adaletin iyi çalışmıyor olmasıdır. Gelir dağılımı bozukluğu ve eşitsizliğidir. İnsan hakları ihlallerinin fazlalığıdır. Adil yargılanma sıkıntısıdır. KKTC için durum daha da vahimdir. Neden? Mesela gelin hep birlikte KKTC'yi siyaseten ve demokratik anlamda bağımsız bir devlet olarak kabul edelim. Para, maliye, döviz, kredi, faiz gibi çeşitli konularda yetkisiz ve ehliyetsiz olması nedeniyle olayın boyutu çok farklıdır. Düşünün ki şu anda TL'nin son derece kritik bir ciddiyetle değer kaybından zarar gören Türkiye'deki seçmen, zamanı geldiğinde sandığa gidip mevcut hükümeti değiştirebilir. Belki daha demokratik, daha az insan hakları ihlalinin olduğu, daha az siyasinin veya gazetecinin görüş ve düşünceleri nedeniyle tutuklandığı bir ülke yaratabilir. Ve turizm ya da benzeri hizmet sektörlerinin avantajıyla bu ülke gaziveranlı deyişiyle pırlama bile yapar. Ama KKTC'de vatandaş veya seçmen ekonomik gidişattan memnun olsa da olmasa da hükümeti değişse de değişmese de kaderini değiştiremez. Dünyanın en muhteşem demokrasisine, en adil yargılama sistemine, fevkalade insan haklarına sahip olsak da, kendi irademiz dışında alınan ve alınacak kararlar neticesinde mahvolabiliriz. Düşünün ki komşunuz veya köyünüzün muhtarı evde hem karısını hem çocuklarını dövüyor. Onları haksız bir şekilde cezalandırıyor. Bankalara borcunu ödeyemiyor, aile bütçesini düzenleyemiyor, öteki komşularla kavga ediyor ve sizin geliriniz azalıyor. Satın alma gücünüz düşüyor. Bunun gibi bir şey. Gelin Türkiye ile bağımızı koparalım. Bu önerimi Türkiye düşmanlığı olarak algılayanların canı cehenneme. Türkiye ile 1958'den beri elbette zorunluluk da içeren kurduğumuz uydu ve alt yönetim ilişkileri çökmüş durumdadır. Türkiye ile bağımızı koparalım, ne hali varsa görsün noktasında değilim. Tam tersine, Allah her daim Türkiye'nin yanında olsun.
Ama bu ülke ile ana yavru ilişkisinin gittiği veya mevcut şartlarda gidebileceği istikamet kapkaranlıktır. Defalarca söyledim, söylemeyi sürdüreceğim. Kıbrıs sorunu çözülmelidir. Ve çözümün Türkiye'ye de pozitif kazanımı sağlanmalıdır. Haydi güle güle Türkiye değil. Çözümü senle birlikte bulalım Türkiye'dir doğru olan. Kavga ederek, tehditlerle, kaba kuvvetle değil, uzlaşarak, oturup konuşarak, kaba kuvvetle, küfürle, kavgayla gidilecek olan tek coğrafya Tahtalıköy coğrafyasıdır. Kavga, küfür, hırlaşma, kaba kuvvet ki toplamının adı savaştır, felaketin daha da felaket halini almasıdır. Ama mevcut gidişat hiçbir açıdan kabul edilebilir değildir. Uydu ve alt yönetim olarak sadece stratejik amaçlı bir toprak parçasının kimliksiz, kişiliksiz, karaktersiz, ganimetçi, hazır yiyici, olduğunda karnı tok, olmadığında anasını suçlayan şımarık ve sahte vatandaşları olmamalıyız. Peki çözüm kolay mı? Kabul etmeniz gereken tek gerçek, çözümün bir tek Kıbrıslı Türkler için acil olduğu gerçeğidir. Türkiye çözümsüzlükten dolayı elbette tüm dünya ile papaz haldedir. Her zaman ve her yerde Kıbrıs sorunu nedeniyle suçlanmıştır, suçlanacaktır. Kıbrıs Türkiye için kanayan bir yaradır. Bu yarayı kapatması gerekmektedir ama çözüm bu ülke için elzem değildir. Aynı şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de tuzu kurudur. Rum toplumu için çözüm olmasa da eyvallah, olmasa da eyvallah, olsa da eyvallah. Ama Kuzey Kıbrıs'ta yaşam süren Kıbrıslı Türk toplumu için durum aynı derecede basit değildir. Tamamen yok olma, kültürel ve toplumsal anlamda kaybolma riski çok yüksektir. Çözüm olmazsa Kıbrıs Cumhuriyeti veya Türkiye'nin matematiksel anlamda büyüklüğü içerisinde erimek kaçınılmazdır. Her ikisi de rahatsızlık vericidir. Kısacası Kıbrıslı Türkler için Covid-19 salgınından çok daha tehlikeli ve çok daha öldürücü olan toplumsal anlamda yok oluş salgınıdır. Covid-19 ya da koronavirüse karşı kavga veren mevcut hükümet topluca yok olmamamızı hedeflemiyor muydu? O zaman toplumsal yok oluşa da dur demek için çözüm zorlanmalıdır. Çözümün adı nedir? Çözümün adı federasyondur. Kafalarda ideal başka çözüm önerileri olabilir ama mantıklı olan budur. Tek vatandaşlık, tek kimlik. Zaten yok mu bunlar? Bütün bunları savunduğumuz için her gün bize hain Rumcu diyenlerin bile ceplerinde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vardır. Rum kulüplerinde dansa gitmedikleri için üzgün oldukları bile bilinmektedir. Gazetelerinde yazdıkları, sanal alemde paylaştıkları ayıp ötesidir ki bu da ayrı bir mesele. Rum tarafı çözüm istemiyor mu? Doğru bir tespit. Ama zorlamaktan başka çaremiz yoktur. Korkmayın, elimiz zayıflamaz. Zayıflasa bile topluca yok etmez. Tüm Kıbrıslı Türkler, Covid-19 olsak bile %2 bilemediniz, %3 ölüm yaşanır. Ama çözümsüzlük sürerse 5 yıl içinde pandayız. Çözümsüzlük sürerse 5 yıl içinde belki pandayız. Yani pandalar kadar da kalmayabiliriz. Evet, ara verelim. Aradan sonra burada olacağız. Hiçbir yere gitmeyin. Erdinç Bey de arayabilirsiniz bizi. Evren kardeşim, dün seni gördüm arabada. Mustafa'cığa da selamlar. Evren Nadir'e selamlar. Yakup Yücel, günaydın Arsenal diyor. İsteyerek yapan bize kardeşim bunu. Ama Arsenal'ın adını duyamam şimdi. Evet. Tottenham'cıyız biz. Yusuf Özyüce Kök. Abi günaydın. Ekonomik krizin çözümünü daha evvel söylediniz. Gannauri serbest kalacak. Turizm patlayacak. Üretim. Hemen üretim. Para nasıl akar görürük sonra. Niye olmasın? Büyük memleketler Amerika bu yola başvurarak çok şeyden kurtuldu diyor Yusuf Özyüce Kök. Bunların konuşulması gerekir. Yüreğine kalemine hayranım. İyi ki varsın. Allah'ım seni korusun. Konuş da korkma. Görüşlerine tüm kalbimle katılırım dediği Güner abim. Allah iyiliğini versin.
Abicim aç da damlayacak artık. Tarkan Sabit kalemine sağlık demiş. Necdet Mavi Gözlü ağzına kalemine yüreğine sağlık diyor. Çok teşekkür ediyorum. Muhtarım Lefkoşa Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Kazık selamlar ediyor sizlere. Niyazi İnancı kardeşim günaydın. Günaydınlar. Hayırlı yayınlar demiş bize. Hasan Aysal kardeşim de sen bizi güldürün Allah seni hep güldürsün demiş. Naci Aydın Kaya, Salih Can Seç kardeşim selamlar. Evet Nazmi Turgut çok teşekkürler. Evet bu memlekette bazı şeycikler bronzo ister kardeşçiklerim. Sevgiler saygılar demiş Mustafa Şoföroğlu kardeşim. Doğrudur söylediklerin bazı şeycikler ister tabii ki. Şimdi araya gittik, aradan sonra İngiliz gazetelerine bakacağız. Ayrılmayın.